Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin eşrefil halqi ve seyyidil murselin. Allahumme inna nes'aluke bi nuri veçhillahil azim ellezî mele'a erkâni arşillahil azim ve kâmet bihi avâlimillahil azim. En tusalliye ala seyyidina Muhammedin zil kadril azim, bi kadri azameti zatillahil azim, fi külli lemhatin ve nefesin adede ma fi ilmillahil azim. Tazimen li hakkike ya Mevlana ve seyyidina Muhammedin, ya zel hulukil azim, Allahümme salli ve sellim aleyhi ve ala alihi ve ashabihi mislu zalike ya Rabbel alemin, ya erhamer rahimin, emma ba'd. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'in öğrettiği meşhur dualarındandır. Hacca gidenlerin de hepsine o dua tekrar ettirilir. Seyyidina İmam-ı Azam Hazretleri de ömrünün sonunda nesi var, nesi yoksa hepsini satmış, gitmiş Beytullah'ın bekçisine teslim etmiş. Bana Beytullah'ın kapısını aç, iki rekat namaz kılayım. Öyle olmuş, içeride kılmış ve şu duaları etmiş. Subhaneke ma arafnake hakka marifetik. Ya Rabbi seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Biz seni layıkıyla bilemedik. Subhaneke ma abednake hakka ibadetik. Ya Rabbi biz sana layıkı veçile kulluk edemedik. Subhaneke ma zekernake hakka zikrik. Ya Rabbi biz seni hakkıyla layık olduğun gibi zikredemedik. Subhaneke ma şekernake hakka şükrik. Sana layık olduğun veçile şükredemedik, uzar gider. Menkıbesinde yazan zatlardan Allah razı olsun, Hatif'ten bir nida ona şöyle seslendi. Ya İmam, beni layıkıyla bildin, layıkıyla kulluk ettin, layıkıyla zikrettin, layıkıyla şükrettin, senden razıyım. Ve senin mezhebine riayet edenleri de senin hatırına affettim. Bu müthiş bir müjde. Şimdi hocamızın dediği gibi biz neredeyse 3 aydır burada sizinle de sohbet ettik ama Allah gari rahmet etsin. Bir hastanede 2 ayda yaşlı bir hanım 3 ameliyat geçiriyor. Kolu bir kırıldı, öbür kolu bir kırıldı, arkasından bacağı kırıldı. Velhasıl netice demek öyle olacakmış. Cenazeyi götürdük. Bizim memleketin usulü güya üçüncü gün, üç gün taziyeye oturuyoruz, taziye evleri var. Üçüncü günde bir mevlüt okutarak akşamlara kadar her gelen bir Kur'an-ı Kerim okur, dualar edilir, dini konuşmalar yapılır. Efendim, mevlüt okutarak taziye günümüzü kapatacaktık ama üçüncü güne girmeden Cenab-ı Hak deprem verdi. Saat tam kaçtı bilmiyorum, işte üçü bilmem kaç getiriyordu. Kalktım. Kollarımı sıvadım, abdest alacağım, bir gürültü başladı. Dördüncü katta oturuyorum. Başladı ama yaklaşık 300 metrekare bizim evin iki daire oturmuş, merdiven şeyiyle beraber, boşluğuyla beraber. 300'e yakın, o kadar yok da. Bizim daire sanki bir tesbih sallar gibi Cenab-ı Hakk'ın azameti kibriyası. Bizim daire değil, Diyarbakır'dan Adana'ya kadar, Hatay'dan Sivas'a kadar. Bunun içinde dağlar var, denizler var, göller var, barajlar var. Bir azamet-i ilahi adeta Allah'ın celaliyle yüz yüze geliyorsun. Beşeri güçlerin hepsi sıfır. Bunların hepsi bitiyor. Allah'la yüz yüzesiniz. Yaşamak şahsen benim yaşamam bir mucize. O arada büyüklerden öğrenmişim bunu unutmadan size de söyleyeyim. Böyle büyük hadiselerde ne kadar gücüm çıkıyorsa o kadar ezan okumaya başladım. Benim o şekilde ezan okumam hayati tehlike. O hayat hatırında kalmıyor. Bütün varlığınla ve tevettel ileyhi tebtila. Bütün varlığınla Allah'a yöneliyorsun. Çünkü başka hiçbir kuvvet yok arada. Hiçbir kuvvet sizi kurtaramaz. Mümkün değil. Allah'la yüz yüzesiniz. Ezan okudum. Arkasından en çok söylediklerimden biri şudur. Ya erhamer rahimin. Ey merhametlerin en merhametlisi. İrhamna, bize merhamet et. Verham ümmete Muhammed. Habibin Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine acı. Çünkü ondan başka acıyacak ve merhamet edecek hiçbir kuvvet yoktur. Sonra çok da sizi yormayayım. Şu anda Kahramanmaraş 500 bin nüfuslu büyükşehir belediyesi olan bir şehir.
çevresiyle beraber milyona dayanan, şu anda yıkılmayan binaların sahipleri kapıdan içeriye giremiyor. Dörtte üçü zaten yıkılmış. Böyle yıkılmayanların da çoğu çatlamış, onlar da mecbur yıkılacak. 10 seneyi bulur deniliyor temizlenmek, yerini inşa etmek, ne olacaksa. Ve insanlık tarihinde en az 100 seneden beri böyle bir afet olmamış. Biz şahsen akrabadan birisinin bağ evine sığındık. Şu kadarcık bir odada 6-7 kişi, bizimki lüks. Bir şeyle, sobayla, teneke sobayla 2 gün nöbet tutarak. Hava çok soğuk, kar bastırmış. Bir de bizim 12 Şubat Kahramanmaraş'ın kurtuluş günüdür. Fransızlar gidecek. Her sene tarihin değişmez kanunu. Maraş'ta 12 Şubat'ta gar yağar, Fransızlar donar, çeker giderler. Bir kısmı geberir, Maraş'ı istila etmişler. Efendim, bir kısmı da donarak ölürler. Böyle bir tecelliyle karşı karşıya oluruz. Kar da bastırıyor, rüzgar da bastırıyor. Devamlı şuna yalvardık. Ya Rabbi, biz bir teneke sobayla da olsa buraya sığındık ama alemin sahibi sensin. Aklıma gelen şey şudur. Telefonuma göndermişler. Bir paşanın çok sevdiği bir koçu varmış. Koç. Koçun bir hastalığı var. Böyle koyunun arkasına, kuyruğuna benzeyen bir şey gördü mü var gücüyle toslarmış. Bir kazığa bağlamışlar. Fakat hanımefendi de orada koyundan tarafı arkasına dönmüş bir iş yapıyor. Şeytan gitmiş, bağışlayın. Onun ismi buraya lazım değil ama bir maksatla söylüyorum. Kazığı biraz gevşetmiş. Koç da var gücüyle hanımefendiye bir tane vurduğu gibi işini bitirmiş. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Hanımefendinin kardeşleri gelmiş, sen bizim bacımızı öldürdün, koçu kesmişler. Arkadan paşa gelmiş, siz benim koçumu nasıl kesersiniz diye, üç kardeşi varmış, üçünü de vurmuş. Biri melun şeytana demiş ki, yahu şu yaptığın işe bak, ne kadar tehlikeli bir iş yaptın. Gülerek demiş ki, ben sadece bir kazığı biraz gevşettim. Buraya gelecek kadar da sıhhatlı değildim doğrusu. Çünkü ta Kahramanmaraş'tan çıktık yola. 2-3 aydır yorgunluk iyice bitirmişti. Efendim, Ankara'da mecburen dinlenerek öyle geldik. Ankara'dan çıktık. Bu yolda da karlar yağıyor. Şimdi Hazreti Pir diyor ki, kainatın en şerefli mahluku Hazreti İnsan'dır. Ama en tehlikeli kafiri de Hazreti İnsan'dır. O Hazret değildir yalnız. Hazretliğini yitirmiş. Maraş'ta ortalık can derdine düşmüş, televizyonlarda izlediniz. Siz izlediniz, biz izleyemedik. Çünkü telefonlar çöktü, elektrikler kesildi, doğalgazlar bitti. Kimse kimseyi aramıyor, kimse kimseyi soramıyor. Aramıyor değil, arayamıyor. Arayanlar ulaşamıyor. Yani İstanbul'da sadece İbrahim Hoca'ya bir fırsat hasıl oldu. Dostlarıma bildir dedim, biz ailecek emniyetteyiz, bizde bir şey yok. Sıkıntı var ama emniyetteyiz elhamdülillah. Yani can kaybı yok. Şu anda kaç tane ölü var belli değil. Efendim, fakat bir şey daha var. Organize çok önemlidir. Şu anda İbrahim Hoca'dan duydum, gençlerimiz gidiyor. Gitseler de işe yaramazlar. Herkes o yıkım içerisinde ne yapacağını tam bilemiyor. Bazı şeyler var ki ulaşıyorsun, beşer gücüyle olacak iş değil. Dev makinelerle olacak işler. Efendim, adam canlı ama kurtaramıyorsun. Dev bir makine onu kaldıracak. Sonra yardımlar. Mecburen işte arkadan geliyor haberler. Afat el koymuş, arkasından ordu el koymuş. Çünkü bu arada yeryüzünün en tehlikeli mahluku insandır dedik ya. Biz oradayken adam afat elbisesini giymiş. Megafonlarla ilan ediyor. Uzaklaşın evlerinizden, büyük deprem gelecek. Niye böyle ilan ediyor? Millet evden uzaklaşacak da kendi de gidecek, ev soyacak. Bundan tehlikeli bir hayvan olur mu? Hayvanlar mahkemeye verse suçlanırız. Hayvan da değil. Çok aşağı bir mahluk artık. İnsanoğlu Allah'ını yitirdi mi, insandan tehlikeli bir canavar yoktur. Allah nefsimize fırsat vermez. O yüzden Hazreti Pir'in bir cümlesini bari söylemiş olayım. Maksat, ruhaniyetinden müstefid olalım. Diyor ki, insan yaratılışı itibariyle ya Allah'ın halifesidir ya da şeytanın halifesidir. Allah'a halife olmak üzere yaratılmış.
Meleklerle istişare etti. Kendime yeryüzünde bir halife yaratacağım. Ne diyorsunuz dedi. Meleklerin önüne denayı koydu insan projesini. Gözle görülmeyecek kadar küçük bir zerre koydu içine. Melekler okudular. Dediler ki ya Rabbi bunu yaratma. Bu çok tehlikeli bir şey. Bu yeryüzünde kan dökecek. Bu yeryüzünde zina edecek. Bu yeryüzünde yalan söyleyecek. Bu yeryüzünde faiz yiyecek. Bu yeryüzünde şunu yapacak, şunu yapacak. Yaratma bunu dediler. Cenab-ı Hak sizin bilmediğiniz var dedi. Şimdi şeytanın halifesi olmak var ama Allah'ın halifesi olmak da var. Cenab-ı Hak kendine halife olanlardan eylesin. Allah'ın halifesi nasıl olunur? Farzı yaparsın. Vacibi yaparsın. Sünneti yaparsın. Müstahabı yaparsın. Mekruhtan korunursun, haramdan korunursun, müfsitten korunursun, mübahı da istikamet dairesinde yaparsın. Cenab-ı Hak buyuruyor ki böyle yapanların neticede onları kendime o kadar yaklaştırırım ki Allah zaten yakinin yakini. Ona kimse yaklaşamaz. Uzak değil ki yaklaşasın. Şimdi o deprem anında merdivenden iniyorum, vücudumun bütün zerresiyle bağırarak ezan okuyorum. Bütün dairelerdekiler duyuyorlar. Şimdi ezanı ben, nereye okuyorsun ezan? Depremi yapan da Allah. Ve akimul vezne bil gısti ve la tuhsirul mizan. Rahman suremizin 9. ayeti. Cenab-ı Hak emrediyor ki, adaletin terazisini bozmayın. Ekolojik dengeyi bozmayın. Ve la tuhsirul mizan, terazide hasar yapmayın. Bir manası bu. İkinci manası Allah'ın koyduğu düzenden bir harfi değiştirseniz denge bozulur. Değiştiremezsin. O kadar depreme rağmen adam oturuyor, yalvarıyor. Allah'ım yardım et. Ezan okunuyor, namaz yok. Allah esirgesin. Peki kardeşim, ne zaman namaz kılacağız? Biraz evvel İbrahim Hoca İnsanın şerefini okudu. Hamele-i arşı taşıyan melekler, hamele-i arşı taşıyan melekler, müminler hakkında, müminlerin geçmişleri hakkında, müminlerden sonra gelecekler hakkında istiğfar okurlar. Ya Rabbi onları cehenneminden koru diye Cenab-ı Hakk'a niyaz ederler. Yukarıda, mele-i alada programlar yapılıyor. Yeryüzünde, bir vakit namaz terk edilse orada şeriattan bir taş düşürenin yerine başını koyarlar diyor ecdadımız. Biz şeriatın kökünü kaldırmışız Allah esirgesin. Türkiye'de çok büyük sıkıntıların içerisindeyiz. Allah milletimizi uyandırsın. Bizim her şeyimizi değiştirdiler. Her şeyimizi değiştirdiler. Bu değiştirilen şeylerin tamamı yerine koyulmadan Cenab-ı Hakk'ın ikazı. Ya aslınıza dönersiniz ya ben sizi döndürürüm. Döndürürden kast nedir? Bazı ilimler var ki oraya bizim ilmimiz ulaşmıyor. Ulaşmamız mümkün de değil. Nedir o? Cenab-ı Hak Adem'i yarattı diyor Kur'an-ı Kerim. Adem'in sulbünü zahrına yerleştirdi sırtına. Nedir? Covid yaşadık ki ya. 3,5 gram bir Covid'le bütün dünyayı kastı kavurdu Cenab-ı Hak. Adem'in sırtına kudret eline koydu, sıvadı, bir avuç aldı, buraya koydu. Bunlar cennetlik dedi. Kim olduğumuzu bilmiyoruz ama Adem'in sulbünden gelenler, cennetlikler. Sonra bir kere daha sırtını sıvazladı, aldı. Bunlar da cehennemlik dedi. Kimdir bilmiyoruz. Ama bir şeyi Peygamberimiz haber veriyor. Ezelde galu belada, bütün ruhlar bela dedi diyoruz. Biz demiyoruz. Kur'an-ı Kerim diyor ki, yarattı ben sizin Rabbiniz mıyım değil miyim dedi. Galu bela, bütün ruhlar bela dedi. Ama onun yorumunda diyor ki Peygamber Efendimiz, bir kısmı korkusundan bela dedi, celalından. O depremi yaşayıp da korkmamak mümkün değil, elde değil yani. Düşün ki 10 katlı bir binayı bir kibrit sallar gibi sallıyor. Öyle bir ses çıkarıyor ki o anda Allah'tan başka hiçbir şey yok. Ne devlet var, ne şu var, ne bu var. Fakat şu anda unutmadan söyleyeyim. Kimin neye gücü yetiyorsa
imkanını yoklayarak yardıma destek verecek. Ama akıllıca destek verecek. Akıllı olmazsa olmaz. Organizeli olmazsa olmaz. Ne lazım? O işte ilgilenene soracaksın. Biz yolda gelirken bizim delikanlı, efendim, en çok ihtiyacın teneke soba olduğunu tespit etti. Falan yerde 200 tane WC ihtiyacı var. Suni. Yerleşmiş çadırlar kurmuşlar ama tuvalet ihtiyacı var. O büyük bir ihtiyaç. Efendim, yani bu ihtiyacı adaletli dağıtanlar, bu kadar hadisenin içerisinde bazı insanlar var ki o görevlendirilmiş fakat gelenleri kendi tarafına yönlendiriyor devamlı. Halbuki burada böyle bir şey başladı mı herkes kardeştir. Hatta gavur bile kardeştir. Bu gavurdur, bu Müslümandır, bu şudur, budur. Allah'ın mahlukuna ayrım yapılmaz. Kimin neye gücü yetiyorsa elimizden geldiği kadar yardım edeceğiz. Ama nakit yardımlara gelince paraları muhakkak emin yerlere teslim edeceksiniz. Onlar da nokta atışı yapacaklar. Onlar tanıyanlar. Falan dul, falan yetim, falan evsiz, falan barksız. Bunu yapan sağlam ellere teslim edilmezse adam Gölcük depreminde ne dedi? Allah depremi başımızdan eksik etmesin dedi. Böyle diyen zalimler var. Ölmüş kadının kollarını keserken Mehmetçik çekti, alnından vurdu. Kolunu kesiyor, bilezik var. O da ben insanım diyor. O da ben insanım diyor yani. O insan değildir. Onun için yardımlarımızda da şuurlu olalım. Yardım muhakkak edeceğiz. Hiçbir şey yapmıyorsak dua da en büyük yardımdır. En büyük yardımlardan biri budur. Şimdi gitmişiz, bağa sığınmışız. Ben yaşlıyım ya, benim çocuklar beni korumaya çalışıyorlar. Hiç olmazsa 1-2 saat uyu. Yahu evladım uyuyayım da nasıl uyuyayım? Dışarıda benim kardeşlerim bu vaziyette. Kucağında bir hanımefendi düşün. Yatacak yeri yok, evi yok, barkı yok. Nasıl uyuyacaksın? Uyuyorsan demek ki men lem yehtum bi umuril muslimin feleyse minhum. Müslümanların derdiyle ilgilenmeyen Müslümanlardan değildir. Ha, neticede madem ki Allah'ın halifesiyiz ya şeytanın halifesiyiz, evvela ciddi bir tövbe edip topyekun Cenab-ı Hakk'a dönmemiz lazım. Camilerin cemaati azalmamalı. Camilerde gençlerimizin sayısı gün be gün artmalı. Çünkü bir hazan mevsimi geçirmişiz. Cumhuriyetin ilanıyla beraber Kur'anlar o günden bugüne kadar bir nesil, herkes değil, bir nesil batı, 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 batı diyerek canımızı çıkardılar. Akif cennet mekanın canı çıkmış. Ne demiş? Batı, batı diyerek eyvah hep batıyoruz. Batının bize hiçbir şey lazım değil. İlmi bile lazım değil. Topyekün pislik içerisinde adeta cehennem. Yeryüzünde 8 milyarın 7 milyarı Allah'ımıza düşman, peygamberimize düşman, kitabımıza düşman, kıblemize düşman, her şeyimize düşman. Hiçbir ahlakları bize lazım değil. Ama bir nesil var, içimizde beraber yaşadığımız, ne edip edip bu milleti İslam'dan uzaklaştırmak için ellerinden gelen her türlü entrikayı çeviriyorlar. Allah şerlerinden korusun. Ve yaşadığımız o belayı da bir daha ümmeti Muhammed'e vermesin. Şimdi mukayese ediyorum zihnen. Deniz seviyesinin 378 metre altında Lut Gölü var. Lut Aleyhisselam'ın kavmini altını üstüne getirdi Cebrail Aleyhisselam. İçinde Lut Aleyhisselam'ın hanımı da var. Altını üstüne. Deniz seviyesinin de 378 metre aşağısına gömdü. Fakat Merkez Maraş olmak üzere Diyarbakır, Mardin'den tut ta Adana'ya kadar, ta Ürdün'e kadar, hatta İngiltere'ye kadar ulaşan asrın en büyük felaketi. Onu duymayan, görmeyen o gürültüyle geliş bir kere koca dünyayı şöyle bir salladı. Arkasından güp 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 o büyük apartmanlar, apartmanlar kağıt parçası gibi sallanıyor. Arkasından 2-3 katı artarak. Beşerin ona tahammülü olmaz. Rabbimizin en çok dua ettiğim dualardan bir tanesi peygamberimizden öğrendim. Ya Rabbi, biz artık hiç olduk. Azabından affına sığınıyoruz.
Celalinden cemaline, gazabından lütfuna, inayetine, senden başka hiçbir şeyin varlığına inanmıyoruz. Bize merhamet eyle Allah'ım diye yalvarmaktan başka elinden hiçbir şey gelmiyor. Zaten gelmez de mümkün değil. Onun için her türlü gücün, kuvvetin bittiği yerde zaten işin aslında, şimdi depremde etrafı dinleyeceksiniz. Jeolojik olaylar şöyle oldu, böyle oldu. Bunu tabiat yaptı. Tabiata Cenab-ı Hakk'ın verdiği istidada biz bir şey demiyoruz. Elhamdülillah inananlardanız. İnanmayanlar gibi değiliz. Ateş yakar mı? Yakar. Ama Allah izin verirse yakar. İbrahim'i yakmadı. Deniz boğar mı? Boğar. Musa'yı boğmadı. Bıçak keser mi? Keser. Ama Allah izin verirse keser. Falan adam öldürebilir mi? Silahını çeker öldürür ama Allah izin vermezse tabancanın tetiği çalışmaz. Yani öldüren de dirilten de hayat Allah'ın elindedir. Biz ona karışmıyoruz. Lakin şunu söyleyeyim, bırakayım. İzmir'den bir hanımefendi, bizim bu sohbetlerimizi dinleyen bir hanımefendi telefon ediyor. Hocam senden şunu duymak istiyorum, lütfen söyle ne olursun. Bu depremin ana sebebi nedir? Dedim ki bacım, kardeşim, bu depremin bir sürü sebebi var. Telefonla konuşulmaz. Sonra konuşuruz inşallah. Konuşacak vaziyette de değiliz. Telefonumun şarjı bitiyor. Yeniden dolduracak ceryan yok. Şimdi gelirken aklıma, ya bu hanımefendinin sorusuna cevap versem ne derdim acaba? Şu hadis-i şerif aklıma geldi. Düşündüm, hadis-i şerif, peygamberimiz şöyle buyuruyor. Ümmetim 15 şeyi yaptığı zaman فَلْيَرْتَقِبُوا اِنْدَ ذَٰلِكَ رِيْحًا خَمْرَاءَ اَوْ خَسْفًا اَوْ مَسْقًا. O zaman kızıl rüzgarı, depremleri, hasifleri, mesihleri, depremden daha tehlikeli olaylar. Evinden eve insan girdi, çıkarken domuz oldu, Allah esirgesin. Ben İsrail'de bunlar oldu. Bunlara da mesih diyoruz. Onlar da olacak zamanla, kıyamete yakın. Bu 15 şey nedir? Şu anda da hatırıma hepsi gelmez. Fakat aklıma gelenlerden birkaçını sayayım. Derecesine göre Hazreti Ali Efendimiz peygamberimizden naklediyor. 1. İza kâne'l mânemü düvelen. Allah başımıza tam inanmış Müslüman idareciler versin. Devletin idari mekanizmasında görev yapıp da suistimal edenler, yolsuzluk yapanlar, umumun hukukuna tecavüz edenler, torpille morpille iş yapanlar, haklıyı haksız, haksızı haklı yapanlar, ehil olmayanlara kadrolar verip ehil olanları dışarıya atanlar, garibi gurabayı. Daha bunun gibi say sayabildiğin kadar. Devletin malını yiyenler. İlk numaraya bu kaydolunmuş. Kur'an-ı Kerim'de de depremden evvel de söylemişimdir. Cenab-ı Hak kötüleri bir bir saymıştır. Başta şeytan, Nemrut, Firavun falan. Fakat hepsinden tehlikelisi Haman. Devlet idarecisini yanlışa yönlendiren. Firavun kaç defa Musa'ya iman etmeye niyet etmiş, kanatların altında büyümüş bir yetim çocuğa mı tabi olacaksın diye Firavun'un imanını engellemiş. Devletin beynine nüfuz edip dengeyi alt üst edenler. 1. 2. Ve zekatu mahremen. Allah'ın verdiği serveti zekat vermek mecburiyetinde. Zekat zenginin malı değil, fukaranın hakkıdır. Zengine emaneten verilmiştir. Sana veriyorum ama fukaraya vereceksin. Ama zekat verenler nereden çıktı bu bela başıma dercesine, bir belayı defnedercesine zekat verenler. Hanımına itaat edip annesini itakaka yapanlar. Hanıma itaat etmeyelim, hanımlara sopa mı atalım? O manaya değil. Hanımlar da insaf etmeli, erkekler de insaf etmeli. Merhamet etmeli. Ama öyle sütsüzler var ki ya annen ya ben diyor. Bazı merhametsiz anneler de var ki gelini kıskanıyor. Bu ne, nereden başıma çık getirdin diyor. Ne yapsın erkek o zaman? Öyle zor bir yerde kalıyor ki. Diğer taraftan etti 4. Arkadaşının koluna girip evlenmeye giden, babasını ite kaka eden. Babaya zulüm. Cenab-ı Hakk'ın gazabını cezbeden olaylar. İkisi daha hatırımda. Birisi, nerede bir imansız, dinsiz, Allahsız varsa milletin başına geçmek için yırtınanlar. Allah yok, peygamber yok, din yok, diyanet yok. Allah dedin mi rahatsız oluyor.
Bu tip hadiselerin ana sebeplerinden bir tanesi. Ve lu'ine ahiru hâzîl ümme evvelâ. Tarihine, geçmişine lanet okuyan bir nesil meydana gelir. Ben kulağımla duymuşumdur televizyonda yıllar önce. Bir zalim, bir hain, bir kafir diyor ki, 600 senelik Osmanlı İmparatorluğunu bu mübarek milletin üstüne çekilmiş kara bir leke kabul ediyorum. Bunlar da insanım diye geçiniyor. Tarihine lanet okuyan lanetlik bir nesil. Onun için ilerisi hatırıma gelmiyor. Bu hadis-i şerifin birkaç tane daha var. Ama yeryüzünde sadece bunlar değil. Allah'ın razı olmadığı her günah semavatta bir delik açıyor. Sonra bela ve musibet dalgaları açılınca oradan bela ve musibetin yağmurları yağmaya başlıyor. Hep birlikte tövbe edeceğiz. Şu kadarcığını söyleyeyim. Musa aleyhisselama Cenab-ı Hak bildirdi ki falan kabileye söyle, falan günde onlara bela vereceğim. Onlar da kendi aralarında toplandılar. Biz nasıl olsa helak olacakmışız. Birbirimize yardım edelim. Herkes birbirine yardım etmeye başladı. O gün geçti, bela yok. Devam etti, bela yok. Musa aleyhisselama bize yalan mı söyledin dediler. O da dedi ki ya Rabbi ben yalancı gibi oldum. Bu işin aslı ne? Cenab-ı Hak emretti ki birbirini seven, birbirine yardım eden bir millete, bir kavme ben azap etmem, azabı kaldırdım. Errahimun yerhamuhumurrahman. Birbirine merhamet edenlere Allah da merhamet eder. Benim dediğim gibi ya erhamerrahimin irhamna. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Senin merhametine dekalet ettik, sen de bize merhamet et. Oradan başka hepsi boştur. Devlet şu anda güçlü, yağdırıyor maddi her türlü imkanlar yağıyor. Fakat bir de ehliyet lazım. İnşallah onlar da olacak. Milletimiz bu badireyi atlatacak. Rabbimize niyaz edeceğiz ama ders alacağız. Giden zaten gitmiş. Hiçbirini geriye getiremezsin. Ama bize lazım olan, elhamdülillah biz etrafıma zarar verecek insan değiliz, müminiz. Bize lazım olan ders alıp estağfirullah deyip kusurlarımıza tövbe edip sıdkla Mevlamıza yönelmektir. Allahu Zülcelal hepimizi, hepinizi arzi, semavi, her türlü bela ve musibetlerden muhafaza eyleyip, kardeşlerimize, hepimize merhametiyle muamele eyleyip, kendisine dönme basiret ve firasetini cümlemize lütfu ihsan eylesin. Rıza enillahi'l-Fatiha.